Evet, herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Öncelikle güzel bir gelişme var. Özellikle yeşil kart sahibi kişilerin eşleri ve tabii 21 yaşının altındaki çocukları için. Biliyorsunuz State Department vize kotalarını belirlemede her ay bülten yayınlamakta. Ve bu yayınladığı bültenler devamlı her ay hangi tür başvurulardaki kişilerin vizelerini ne zaman başvuru yapıp yapamayacaklarını belirler. Ve bu son gelişmede bu ayın ortasında State Department tarafından açıklanan vize bültende de çok ciddi bir gelişme oldu. O da yeşil kart sahibi olan kişilerin eşleri ve 21 yaşın altındaki çocuklarının başvuruları ya da eşleri tarafından Green Card ya da yeşil kart sahibi eşleri tarafından ya da anne ve babaları tarafından kendileri için yapılacak başvurularda bu eş ya da çocuklar yeşil karta hiç beklemeden hızlı bir şekilde ilerleyebilecekler. Şimdi örnek verirsek geçen ayki bu ay için yayınlanan bültendeki bekleme sürelerine baktığımızda 2017'nin 7. ayındaki dosyalara bakıyorlardı. Yani geçen ay bu ay için yayınlanan bültende bu ay 2017 7. aya kadar başvuruları içeri girmiş olan yeşil kart sahiplerinin eşleri ve 21 yaşın altında çocukları yeşil kartı alabilme durumuna gelmiş oluyorlardı. Birkaç gün önce açıklanan State Department bülteninde de vize bülteninde de gelecek ay için olacak vize bülteni numaralarında bu yeşil kart sahibi olan kişilerin eşleri ve 21 yaşın altındaki çocuklarının yeşil karta geçmeleri için bekleme sürelerini kaldırmış durumdalar. Şimdi bu önemli bir nokta. Bize tabii takipçilerimizden çok ciddi sorular ulaştı birkaç günde de. Buradaki önemli olan nokta şu. Bunun anlamı şu oluyor. Eğer siz yeşil kart sahibi biriyle evliyseniz ya da siz yeşil kart sahibi olarak eşinize başvuru yaptıysanız ya da 21 yaşın altında çocuklarınıza başvuru yaptıysanız bu tarihten önce ya da şu tarihe kadar kendileri artık yeşil kartı alabilme aşamasına geçecek adımı atabileceğinizi gösteriyor. Dolayısıyla iki türlü bakmak gerekebilir buna. Biri başvuru yapmış olanlar ya da yapacak olanlar. Dolayısıyla eğer başvuru yapılmışsa o zaman gelecek ay içinde İkinci aşamaya geçilip yeşil kartın eşiniz ya da çocuklarınız için yapılacak adımının yapılması gerekmekte. Ve bu yapılması önemli olan bir nokta. Eğer hiç başvuru yapılmadıysa bile gelecek ay içinde başvuruların içeri girebilmesi mümkün anlamına gelmekte. Şimdi tabii takipçilerimizden gelen bazı sorular, bazı tabii kişiler ülke dışındalar. Eşlerinin onlar için yaptığı başvuruyu diyelim bekliyorlar. Bazı kişiler ise Amerika'da olabiliyorlar. Bu noktada tabii bize nasıl bir süreçle karşı karşıya kalabileceğinizin soruları da çok geliyor. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta yeşil kart sahibi olan kişilerin eşleri ya da çocukları ülke dışındaysalar yani ABD dışındaysalar o zaman onların vize bülteninde ilerleme kaydedildiği için gelecek ay itibariyle onların Amerikan konsolosluğundaki randevu aşamalarına geçilebilecek anlamına geliyor. Eğer eş ya da çocuklar Amerika'daysalar, yeşil kart sahibinin eş ya da çocukları o zaman da Amerika'da göçmenlik dairesine ikinci adım atılıp onların yeşil kart başvurularının yapılması gerekebilecek. Yani dolayısıyla bunu yapmak mümkün olacak. Takipçilerimizden gelen bir soru da şu yönde. İşte ben tamam peki bunun anlamı nedir? İşte bundan sonra bütün yeşil kart sahibi olan kişilerin eşleri ya da çocukları hemen vize alabilecekler mi? Ya da bu vize kotası ne kadar süre açık kalacak tarzı sorular da geliyor. Burada önemli olan nokta şu. Unutmamak gereken bir şey var. O da vize kota numaralarını ya da ne kadar vize verilip verilmeyeceği devamlı açılıp kapatılabilen, hızlanabilen, geriye doğru gidebilen bir süreç. Dolayısıyla bu noktada 7. ay yani gelecek ay Temmuz ayında bu kota açık olduğu için bu başvuruları yapabilirsiniz. Yani eş ve çocuklarınız için 21 yaşın altında çocuklarınız ve eşleriniz için yeşil kart sahipleri hiç beklemeden hızlı bir şekilde başvurularını içeri vermelerinde fayda var. Eğer vermezseler ve farz edelim gelecek aydan sonra kota numaralarında yavaşlama ya da geriye gitme durumu gibi bir şey söz konusu olursalar bu haklarını kaybedecekler ve beklemek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bu kotanın Temmuz ayı için açık olması devamlı açık olacağı anlamına gelmez. Hatta bir örnek vereyim ben bu konuda. Yaklaşık bir yanılmıyorsam bir 3-4 yıl oluyor ya da 4-5 yıl oluyor. O zaman yeşil kart sahibinin eşleri ve 21 yaşın altındaki çocuklarının beklemesini sağlayan kategorideki vizelerde bekleme süresi 5 yılken, 4,5 yılken bir anda kotalar açıldı ve açıldığı an, o an herkes, yeşil kart sahibi olan kişiler eş ya da çocuklarına yeni bile başvuru veriyor olabilseler bile hemen adımlarını atıp yeşil kart adımlarını atabildiler ve kişiler statü değişikliklerine girebildiler. Dolayısıyla ama ondan yaklaşık yanılmıyorsam 3-4 ya da 5 ay sonra yavaşlamalara başladı ve kotalar tekrar beklemelere geçti. Dolayısıyla bunun bir ay ya da bir aydan fazla açık olup olamayacağını söylemek zor. Ama şu an için bir şey kesin, o da gelecek ay itibariyle yeşil kart sahibi olan kişilerin eş ve çocuklarına bu başvuruyu yapmışsalar ikinci adımlarına geçip onların yeşil kartı alabilme adımlarını atabilmeleri mümkün. Eğer yapmamışsalar da hepsini bir anda, yani hem eş ve çocuklarına başvuruyu hem de eş ve çocuklarının kendileri için olacak yeşil kart adımını atabilmeleri mümkün olacak. Takipçilerimizden gelen sorulardan bir tanesi de bu konuda tabii şu noktada: işte biz Amerika'dayız ama benim yasal durumum yok. İşte eşimin yeşil kartı var 2 yıldır, 2,5 yıldır. Ben bundan faydalanabileceğim mi sorusu var. Maalesef onlar faydalanamayacaklar çünkü yeşil kart sahibi olan kişinin eşine yeşil kart verebilmesi ya da 21 yaşın altında çocuklarına diyelim yeşil kartı verebilmesi bu kategori üzerinden ancak o eşin ya da çocuğun yasal durumunu korumasına bağlı. Dolayısıyla yasal durumunda bir koruma durumu yoksa, yani kaybetmişse kişi, o zaman eşinin Amerikan vatandaşı olmasını beklemesi gerekecek. Dolayısıyla buradaki haber tabii çok güzel bir haber, çok güzel bir gelişme. Özellikle yeşil kart sahibi olup eş ve çocuklarına bekleme durumunda olan kişiler için, yani onlara başvuruyu bekletmiş durumda olanlar ya da onlara başvuru yapmışlar ama hala yeşil kart aşamalarına eş ya da çocukları geçememiş olanlar için çok güzel bir gelişme. Dolayısıyla gelecek ayı değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla en kısa zamanda hiçbir zaman kaybetmeden bu adımları atabilirsiniz. Tabi bu noktada bizim ofisimiz tabii ki siz değerli takipçilerimizin, vatandaşlarımızın hizmetinde. Yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen bize çekinmeden 212-245-7070 telefon numarasından ulaşabilirsiniz ya da info@agmanlaw.com e-mailinden ulaşabilirsiniz. Bu noktadaki gelişmeleri paylaşacağız sizinle. İyi günler.